Sevgili gençler, tekrar merhaba. Şimdi sizlerle beraber iklim bilgisi soru çözümü gerçekleştireceğiz. Bu sefer boşluk doldurma ve doğru yanlış şeklinde değişik bir çözümleme yapacağız. Şimdi soru 1. Bütün hava olayları ne demekti? İklim olayları demekti. Atmosferin yani hava kürenin nokta nokta katında görülür. Troposfer, stratosfer, termosfer, egzozfer, mezosfer neydi? İklimin yaşandığı tek katman. Nem, yağışın görüldüğü tek katman troposfer olacak arkadaşlar. 2. Troposferin kalınlığı kutuplara doğru gittikçe ne olur? Resme bak. Dünya, ekvator. Sevgili arkadaşlar, troposferin şöyle bir kalınlığı var. Kutuplarda incedir. Ekvatorda ise kalındır. Kutuplarda yer çekimi, sıcaklık, çiziksel hız gibi nedenlerle incedir. O zaman troposferin kalınlığı kutuplara doğru ne yapar? Azalır diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Atmosfer olmasaydı, hava küre olmasaydı, o zaman gazlar olmazdı, oksijen olmazdı, karbondioksit olmazdı, nem olmazdı, yağış olmazdı, rüzgar olmazdı. Ay gibi bir şey olurduk değil mi arkadaşlar? Atmosfer olmasaydı yeryüzünde cisimlerin gölgesi nokta nokta olurdu. Tam karanlık olurdu arkadaşlar. Çünkü atmosfer güneş ışınlarını biliyorsunuz kırıp dağıtma etkisine sahip. Atmosfer sayesinde gölge yerler hafif aydınlanıyor. Güneşi doğrudan görmeyen yerler. Ama atmosfer olmasaydı güneşi görmeyen yerler zifiri karanlık olurdu gibi. Dördüncü soru. Nokta nokta demiş. Bir yerde kısa süre içinde beliren ve sık sık değişebilen hava olayına denir. Nedir arkadaşlar? Hava durumu, değil mi? Bu arada hava durumu ile ilgili bilim dalımızın adı neydi? Meteoroloji. Evet. Beşinci soru. Çöllerde görülen nem azlığı günlük sıcaklık farklılığının ne oldu arkadaşlar? Artmasına, değil mi? Çünkü nem azlığı bir yerde gece ile gündüz arasında büyük bir sıcaklık farkı yaşanmasına neden olur demiştik. Altıncı soru. Güneş ışınlarının yere düşme açısı kutuplara doğru gittikçe ne yapar? Küçülür, daralır. Hatta dünya, ekvator. Bakın dünyanın şeklinden dolayı ışının ekvatora gelme açısıyla kutup çevresine gelme açısı çok farklı. Kutup çevresinde dar bir açı görüyorsunuz. Tabii bu da buranın soğuk olmasına neden oluyor. Evet. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık saat nokta nokta arası ölçülür. Arkadaşlar gün içinde bak cümledeki hileye dikkat ediyorsun. Sana güneş ışınları en büyük açıyla saat kaçta gelir derse 12. Ama günün en sıcak saati derse ne diyeceğiz yaklaşık olarak 13-14 arası diyeceğiz. Neden? Çünkü 12'de gelen ışının içindeki ısıyı hissetmemiz için ışın kırıldı, açığa çıktı, havaya yayıldı, havayı ısıttı ve sen hissettin. Zaman geçmesi gerekiyor değil mi arkadaşlar? Evet, 8. soru. Dünyanın en sıcak yerleri ekvator çevresi değil, Kuzey Yarımküre'de 30 derece enlemleri çevresindeki karaların iç kısımlarında ölçülmüştür. Doğru. Peki buraya neden? Çünkü buralar dinamik yüksek basınç alanı. Arkadaşlar alçalıcı hava hareketi var. Sıcak çölleri oluşturuyor. O yüzden de burası dünyanın en sıcak yeri oluyor. Deniz seviyesinden yükseklere çıktıkça atmosfer yoğunluğu azaldığı için ısınma ve soğuma hızlı gerçekleşir. Mesela şunu düşün. Yüksek bir yerdesin. Gündüz güneş doğduğunda hızlı ısınır. Akşam güneş battığında gaz yoğunluğu az olduğu için, sıcaklığı tutan herhangi bir şey olmadığı için birdenbire aşırı bir soğuma meydana gelir. Evet, Kuzey Yarımküre'de dağların güney yamaçlarında güneşlenme süresi daha uzun, sıcaklık daha fazladır. Çünkü Kuzey Yarımküre'de güney yamaçlar güneşe dönük bakı faktörü etkisinde kalan yamaçlardır diyoruz arkadaşlar. Evet, Kuzeybatı Avrupa kıyılarında sıcaklık ortalamalarının Orta Avrupa'ya göre daha yüksek olması, Kuzeybatı Avrupa biliyorsunuz okyanus kıyısı ve okyanusal iklim yaşıyor. Arkadaşlar, Gulf Stream sıcak su akıntılarının etkisiyle açıklanabilir. Sıcak su akıntısı.
Yani denizellik de diyebiliriz Orta Avrupa'ya göre. Çünkü Orta Avrupa karasal olduğu için. Ya da daha dolaylı düşünebiliriz. Sıcak su akıntısını da rüzgarlar oluşturduğuna göre batı rüzgarı diyebiliriz. Sorunundaki şıklara göre bunları yazabiliriz arkadaşlar. Kuzey Yarımküre'de güney yönlü esen rüzgarlar estikleri bölgede bak. Dünya, Kuzey Yarımküre'de bir yer düşün. Güney yönlü esen rüzgar demek sana güneyden geliyor demek. Yani nereden geliyor? Ekvatordan. Sıcaklığı ne yapar? Buradaki sıcağı sana getirir. Artırıcı rol oynar diyoruz arkadaşlar. Evet, doğru yanlış yapalım. Ekvatordan kutuplara doğru doğal bitki örtüsü, geniş yapraklılar ve iğne yapraklılar şeklinde kuşaklar oluşturması enlem sıcaklık ilişkisini örneklendirir. Doğru. Bir yerde gün içinde en düşük sıcaklıklar güneş doğmadan önce görülür. Doğru. Çünkü günün en sıcak saati ne zamandı arkadaşlar? Bak şöyle düşün. Akşam güneş batıyor. Hava soğumaya başlıyor, değil mi? Peki bu soğuma ne zamana kadar tekrar sürüyor? Tekrar güneş doğana kadar. O zaman günün en sıcak saati, en soğuk saati güneş tam doğmadan önceki an olarak kabul edilir. Neden? Çünkü gece boyu sürekli ısı kaybı yaşandığı için. Evet. Troposferin kalınlığı ekvatordan kutuplara doğru artar. Az önce şekilde de göstermiştik. Kutuplara doğru ne yapardı? Azalır. Yanlış. Gün içinde en yüksek sıcaklıklar öğle vakti ölçülür. Yanlış. Ne zamanda? Öğleden sonra. 12'de değil. 13, 14, 15 civarı ölçülür. Arkadaşlar diyeceğiz. Yanlış. Temmuz ayında dünyanın en sıcak yerleri Yengeç Yörüngesi çevresindeki karaların iç kesimleridir. Arkadaşlar Temmuz ayı bir kere Kuzey Yarımküre yaz, Güney Yarımküre kış olduğu için en sıcak yerler bu tarafta olacak. Ve Yengeç Yörüngesi'ndeki çöller olacak. Doğru arkadaşlar diyeceğiz. Güney Yarımküre'de güney yönlü rüzgarlar estikleri yerlerde sıcaklığı düşürür. Evet. Güney Yarımküre'de güneyden gelen rüzgarlar güney kutbundan geleceği için oradaki soğuk havayı getirirler ve sıcaklığı düşürücü etki yaparlar. Evet, Kuzey Yarımküre'de güney yönlü okyanus akıntıları sıcaklığı düşürür. Dünya, ekvator, Kuzey Yarımküre bir yer düşün. Güney yönlü akıntı bu ekvatordan geliyor demektir. Sıcaklığı ne yapar? Artırır demesi lazım. Dağların güneşe dönük yamaçları. Bakı faktörü aklımıza geldi. Tarım ürünleri daha uzun süre. Arkadaşlar güneşe dönük yamaç daha sıcak yamaç demektir. O zaman tarım ürünleri daha kısa sürede olgunlaşır demesi gerekiyordu. Buna da yanlış diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, Ocak ayında dünyanın en soğuk yeri Kuzey Sibirya'dır. Şimdi çocuklar, Sibirya kutba yakın yer Kuzey Yarımküre'de. Ocak ayı Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin yaşandığı ay. Tabii ki Ocak ayında o zaman en soğuk yerler Kuzey Yarımküre'de, kutba yakın ve karasal özelliğe sahip olan Sibirya'da görülmesi gerekmektedir. Atmosferde sıcaklığın en yüksek olduğu katman stratosferdir. Arkadaşlar stratosfer troposfer katmanının bir üstüdür. Eksi 55 derecelik bir sabit sıcaklığı vardır. Bu katmanın bir özelliği olamaz. Dünyanın en sıcak yerleri ekvator çevresidir. Şimdi arkadaşlar genel olarak doğru bir ifadedir ama şunu da belirtelim. Nokta atışı sorarsan yani nokta olarak dünyanın en sıcak yeri işte derse çöller. 30 derece enlemlerindeki çöller ama genel olarak kutuplar, ekvator, orta kuşak tabii ki ekvator çevresi daha sıcak diyeceğiz. Temmuz ayında dünyanın en soğuk yerleri Antarktika kıtası üzerindedir. Sevgili arkadaşlar Temmuz ayında Güney Yarımküre kış yaşar. Antarktika kıtası kışın yaşandığı ve kutba yakın yerdir ve en soğuk yerin orasının olması gerekir. Evet, bugünlük soru çözümümüz bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.